Bu teklif sadece bir kişiyi milletle özdeşleştirmeye yönelik bir tekliftir. Bunun adı da zaten diktatörlüktür. Millet adına her şeyi yapma yetkisi olduğunu burada propaganda ettiğiniz, anlatmaya çalıştığınız sistem özgürlükçü değildir, katılımcı değildir, tek kişi yönetimidir, diktatörlüktür. Bu kadar açık. Bir günden yarına diktatörlük kurulmazsa öbür güne kurulur. Daha önce de söyledim size. Dinlemeye de biraz tahammül etseniz demokratlığınız konusunda belki şu kadar bir umut yaratırsınız. İnsanları konuşturmuyorsunuz, konuşanları içeri atıyorsunuz. Gelecek sistemin bundan daha iyi olduğunu nasıl garanti edebilirsiniz? Biz niye inanalım? Halkımız niye inanalım? Bu bütçenin barışçıl bir yaşam arzulamadığını, tam aksine bir savaş bütçesi olduğunu görüyoruz. Şu soruyu sorarak başlayalım o halde. 2018 bütçesi kimin bütçesidir? Anayasanın 6. maddesi egemenlik kayıtsız şartsız milletindir der. Egemenliğin kullanılması hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye, sınıfa bırakılamaz der. Hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz der. Bütçe üzerinde parlamentoda halk adına hareket eden halkın temsilcilerinin yetkisi o denli mutlaktır ki bütçe oluşumu ve karara bağlanması üzerinde ne Cumhurbaşkanı'nın ne kabine üyelerinin ne de bürokrasinin söz hakkı vardır. Daha doğrusu vardı ancak 16 Nisan referandumu bu mutlak yetkiyi meclisten ve halktan almış ve partili Cumhurbaşkanı'nın insafına terk etmiştir. Eğer hala Orta Çağ'ın derebeylik yönetim sistemine geçmediysek unutulmamalıdır ki mülkün sahibi halktır. Tüm siyasetçiler ve yöneticiler ise ancak belirli bir süreyle yönetimi elinde tutan emanetçilerdir. Bu anlamda devlet bütçesinin halkın bütçesi olması, halkın tüm kesimlerinin eşit şekilde yararlanabildiği bir bütçe olması gerekir. Ancak bu bütçe AKP'nin, yandaş şirketlerinin, adını bilmediğimiz daha nice Rıza Sarrafların bütçesidir. Bu bütçede yoksulluk vardır, zam vardır. Vergi adaletsizliği, gelir dağılımında adaletsizlik vardır. Yoksuldan çok, zenginden az vergi alma anlayışı vardır. Eğitim adı altında çocuklarımızın geleceksizliği vardır. Şehir hastaneleri adı altında sağlığın piyasalaştırılması vardır. Kamu özel işbirliği adı altında yapılan kamu harcamalarıyla halkın parasını çarçur edilmesi, kamu yatırımı adı altında AKP'nin seçim hazırlıkları vardır. 2017 yılında OHAL şartlarında başkanlık referandumu yapıldı. Ve ekonomik göstergeler de ortadadır ki bu bütçede 2017 yılında bütçe çok devasa bir açık vermiş ve hükümet borç üstüne borç almıştır. Bu durum hükümetin iktidardaki siyasi parti lehine propaganda aracı olarak halkın vergilerini kullandığını, kafasına göre harcama yapmış olduğunu gösteriyor. Ayrıca yasama faaliyetlerindeki tüm geçmiş pratikler bize gösteriyor ki AKP'nin parlamentodaki çoğunluğu ile yukarıdan gelen hemen her emrin yasalaştırılarak geçirilmesi nedeniyle bütçe üzerindeki müzakere ve kararlarda halkın görüşleri yansımıyor. Bu sebeple gerek harcamaların dağılımında gerek vergilerin toplumsal dağılımında adalet sağlanmamaktadır. Mesele ülkenin ekonomik durumu ve buna bağlı olarak kaynak yetersizliği ile ilgili de değildir. Hepimiz biliyoruz ki siyasi kaygılardan uzaklaşıp mali disipline dönüldüğünde mevcut ekonomik göstergeler olumluya gidecektir. Burada esas konu var olan kaynakların dağılım yanlışlığı yani adaletsizliği ile ilgilidir. Sayın milletvekilleri, dünya ekonomisinin genel olumlu durumu ve gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkan büyüme ivmesi Türkiye'ye de yansımış ve sene başında öngörülenin üzerinde bir büyüme gerçekleşmişti. Ancak 2017 büyümesi toplumsal refah büyümesi değil, sermaye sahiplerinin servetlerinin büyümesidir. Bu büyümede holdingler kar rekorları kırarlar ancak işçilerine maaşlarını dahi ödemezler, bakanlar kurulu eliyle grev yaptırmalarına yasak koydururlar. Sayın milletvekilleri, sorun büyüme değil işsizliğin artmasıdır. Büyüme rakamlarına, istihdam seferberliğine rağmen işsizlik azalmıyor da aksine sömürü ilişkilerini derinleştiren yarı zamanlı, düşük ücretli ve çırak stajyer istihdamında artışlar oluyor. Neden peki? Neden işsizlik azalmıyor? Bu nasıl büyüme o halde? İşte bu soruların cevabı yok. Keza gelir bölüşümü adaletsizliği böyle bir ekonomik büyüme ile azalmıyor, daha da artıyor. Yoksulluk daha da büyüyor. Buna karşılık bankaların ve büyük sermaye gruplarının ve büyük inşaat firmalarının karları adeta patlıyor. Evet, ülkelerin bütçeleri sadece o yıl yapılacak harcamaları değil, gelirlerin kaynağı ve giderlerin adresleri itibariyle de yöneticilerin hangi sınıfın çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini gösteren en somut ekonomik ve siyasal metinleridir.
Bu anlamda iktidara geldiğinden bu yana Türkiye'nin, bu toplumun bütçelerini hazırlayan AKP hükümetleri 2018 yılı içinde temsil ettiği sınıfsal kesimi değiştirmemiştir. 2018 bütçesi yüksek maliyetli borçlanmaların, yerli ve yabancı sermaye daha fazla kaynak transferlerinin, askeri ve güvenlik harcamalarının merkezinde olduğu, faize ve hazine garantili projelere milyar liraların verildiği bir bütçe olarak dikkat çekmektedir. İstihdamsız büyüme stratejisi izleyen Türkiye'de çok dar bir kesimin gelirini devasa bir şekilde arttırdığını görüyoruz. Ve bu şartlar ve gerçeklikler altında 2018 yılı bütçesini görüşüyoruz. Sayın milletvekilleri, halkın iradesinin temsil edildiği meclisin bütçe hakkı demokrasimizin vazgeçilmez öneme sahip temellerinden birini oluşturur. Bu hakkın tarihsel arka planı anayasalarda ve yasalarda vücut bulmuştur. Ancak geçtiğimiz günlerde kabul edilen torba yasayla bütçe hakkı gasp edilmiş, bu hak 2019'dan itibaren yeni başkanlık rejimi altında bütünüyle de ortadan kaldırılacaktır. En çok payı eğitime ayırdık diye sunduğunuz Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bakıyoruz ki içeriğinin %80'i personel gideriyle SGK giderleridir. Ama eğitim yatırımı %10 dahi değildir. Üstelik eğitim sistemi karmaşası hala her ailenin en önemli kaygı konusu olmaya devam ediyor. Sağlık bütçesinin önemli bir bölümünü ilaç tekerlerine yapılacak ödemeler, özel sağlık kuruluşlarından yapılan hizmet satın alma uygulamaları ve tedavi hizmetlerine gidecektir. Ve yine geçmiş yıllardaki bütçelerde yer almayan, ilk kez 2018 bütçe kalemleri içerisinde gösterilen ve kamu özel işbirliği çerçevesinde yapılan köprü, tünel, otoyol ve şehir hastaneleriyle ilgili olarak hükümetin öngördüğü ve garanti ödemesi olarak bilinen taahhüt miktarı şimdilik 6 milyar lira olarak belirlenmiştir. Bütçe artış oranları açısından ise örneğin Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde %8.80'lik bir artış öngörülmekteyken savunma ve güvenlik harcamalarında %40'ın üzerinde bir artış vardır. Bu açıdan bakıldığında 2018 yılı bütçesi bir savaş bütçesidir diyebiliriz. Üstelik silahlanmaya ayrılacak, yapılacak harcamalar Türkiye toplumunun yoksullarından toplanacaktır. Çünkü 2018 bütçesinin gelirlerinde dolaylı vergilerin oranı %70'e yakındır. Bu haliyle para bulamadıkça halkına vergi yükleyen devletler arasında dünya lideriyiz. 2018 bütçesinin istihdama yeterli kaynak ayırmak, sürekli artan dolaylı vergileri azaltmak, temel tüketim mallarından alınan KDV'yi sıfırlamak, ücretli emekçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak ücret politikaları uygulamak gibi bir derdi yoktur. Sayın milletvekilleri, dikkat çekmek istediğimiz bir diğer husus, 2018 yılı bütçesinin de hazırlanan tüm raporlara, ilan edilen tüm eylem planlarına rağmen önceki yılların bütçeleri gibi yine toplumsal cinsiyet duyarlı bütçe olmadığıdır. Çünkü hükümetin böyle bir hedefi de yoktur. Bunu Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun 2014 yılında kabul ettiği raporda yer alan önerilerin hala gerçekleştirilmemesinden anlıyoruz. Evet, KEFEK 2013'te bir alt komisyon kurarak toplumsal cinsiyet duyarlı bütçe nasıl olmalı üzerine epey çalışma yapmış, inançla bir emek harcamış ve katılımcı bir rapor üretmiştir. O gün çalışan üyelerin bir kısmı hala bugün de bu parlamento çatısı altında görev yapıyor. Bana göre millet iradesini, temsilini kullanan her bir milletvekilinin bu yaklaşımda olmayan bütçeyi temelinden eleştirmesi gerekirdi. Hatta bugün iktidar partisinden KEFEK çalışmalarına katılmış bir kadın milletvekilinin bu kürsüye çıkıp iktidar partisinin toplumsal cinsiyet duyarlı bütçe yaklaşımını anlatması ve sorularımıza cevap vermesi beklenirdi. Bugün bütün siyasi partilerin bu anlamda yaklaşımını Türkiye kamuoyuna anlatması bir gerekliliktir. Ben özellikle iktidar partisine sormak istiyorum ve merak ediyorum. Toplumsal cinsiyet duyarlı bütçeleme hakkında onca inanarak ve emek harcayarak ürettiğiniz bu çalışma neden hala tamamlanmamıştır? O rapor hazırlanırken yine sadece günün gereğini mi yerine getirdiniz? Değişen nedir? O günkü çalışmaya göre tahmin edilen şey 2014-2018 yılları arasında artık bütçenin kalem kalem toplumsal cinsiyet duyarlılığı görülecek biçimde hazırlanacak olmasıydı. Ama şu an bu hayalden ve umudan eser dahi yoktur. Bırakın bu görüntüyü, yerel yönetimlerinde toplumsal cinsiyet duyarlı bütçe çalışmalarını yönetim anlayışında içselleştirmiş olan yapılar ortadan kaldırıldığında dahi kimseden ses çıkmadı. Dahası Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere DBP'li 94 belediyeye
atanan kayyumlar hasmane bir tutumla ilk başta toplumsal cinsiyet eşitsizliğini azaltmaya yönelik politika üreten, bütçelerini adalet ve eşitlik sistemi üzerine kurmaya çalışan tüm çalışmaları sonlandırdı. Kadın birimlerini, kreşleri dahi kapattı. Ve hatta kadın politikaları daire başkanlıklarının ismini dahi tahammül edemedi. Bu noktada vurgulamak gerekir ki bundan sonraki bütçelerin toplumsal cinsiyet duyarlı hazırlanması tercih değil, bir gerekliliktir değerli arkadaşlar. Çünkü bilindiği gibi Türkiye, Birleşmiş Milletler kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesine taraftır. Bu sözleşmenin 3. maddesinde yer alan eşitlik ilkesine bağlı kalması zorunludur. Hatta bu sözleşme, yani SEDAV olarak bilinen sözleşmeye gitmeyelim. Daha öncesinde anayasanın 10. maddesi var. 10. madde 2. fıkra der ki, kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır der. Şunu özellikle belirtmek gerekir ki toplumsal cinsiyet duyarlı bütçe yapmak demek, bütçede kadınlara özel harcama kalemleri oluşturmak demek değildir. Bütçedeki cinsiyet eşitsizliğini kaldırmak ve bu duyarlılığı bütçenin bütün ruhuna işleyebilmek gerekmektedir. Ancak 2018 yılı bütçesi de önceki yıllar gibi toplumu oluşturan kadınların, erkeklerin ve çocukların harcamalardan ne düzeyde faydalandıklarını, aralarında ne gibi eşitsizlikler olduğunu değerlendirmeden hazırlanmıştır. Her ne kadar bütçe hazırlayıcıları bütçenin cinsiyet açısından tarafsız olduğunu, tüm toplumun aynı şekilde yararlandığını iddia etseler de cinsiyete dayalı eşitsizlikler göz ardı edilmektedir. Kadın, erkek ve çocukların ekonomik kaynaklara, ekonomik kullanım gücüne, istihdam destek imkanlarına, kooperatiflere, iktidar hakkına, tasvip ve tanınma sağlık imkanlarına, bilgi edinme hakkına ve kendini ifade etme imkanına eşit oranda sahip olmaları için bütçenin önüne hangi hedefleri koyduğunun bütçe incelendiğinde anlaşılması gerekir. Ama hiç bu görüntüden eser dahi yok. Bu bütçede özellikle yoksul kadınların önceliklerine göre düzenlenen ve onların yüklerini hafifletmeyi hedefleyen kamu hizmetlerine yeterli kaynak ayrılmamıştır. Kadınların ev işine harcadıkları zamanı azaltarak bakım emeğini toplumsallaştıracak ve böylece toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirecek mahalle kreşleri gibi harcamalar yapmak, kadınların hasta bakımına harcadığı süreyi ve emeği azaltacak sağlık hizmetlerine, engelli ve yaşlı bakım hizmetlerine bütçe ayırmak yerine silaha, savunmaya, savaşa kaynak aktarılmıştır. Eğitime, sığınaklara, iş ve barınma sorunlarına harcanacak bütçe yıllarca askeri harcamalara ayrılmıştır. Kreş ya da oyun odası açılması sadece çocuğun bu alanda geçirdiği zaman boyunca kadının sırtından yükü almaz. Aynı zamanda kadının bakım emeğini azaltır. Kadınların iş yaşamına katılımını artırır. Bakım hizmetlerinin kamulaşmasının kadınların ve erkeklerin kendilerine ayırdıkları zamanı eşitlemek adına çok önemi çok fazla büyüktür. Öte yandan... Lütfen toparlar mısınız? 2 dakika. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Evet, öte yandan Türkiye'de çalışma saatleri çok uzundur. Bu noktada tüm çalışanların çalışma saatlerinin azaltılması, kadınların ev emeği yükünün azaltılması için bakım hizmetlerinin kamulaştırılması ve bakım hizmetleri için bütçe ayrılması gerekiyor. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye'de 20 Temmuz 2016'dan bu yana devam eden OHAL rejimi var ve bizlerden merkezi yönetim bütçesini OHAL şartlarında yapmamız, hazırlanmamız istenmektedir. OHAL rejiminde yurttaşların yaşamları, özgürlükleri ve eşit koşullarda hayatlarını idame ettirmeleri tehdit ve risk altındadır. Bu bütçe bu sorunları çözememekte, aksine savunma harcamalarına ayrılan pay ile riskleri artırmaktadır. Bütçe yoksulluğu ve işsizliği azaltmayacaktır. Dolayısıyla yoksulların gıda, sağlık, barınma gibi temel ihtiyaçları da tam anlamıyla bu bütçeyle giderilemeyecektir. Bütün rakamlar işte ortada. 2018 bütçesi gelir dağılımında iyileştirme sağlamayacaktır. Bunu şuradan anlıyoruz. Refah endeksinde 78. olan Türkiye'nin dolar milyarderleri listesinde 12. olmasından anlıyoruz. Evet, son olarak şunu belirtmeliyim ki Türkiye toplumunun daha fazla ayrıştırıcı siyasete, daha fazla cezaevine ihtiyacı yoktur. Bu toplumun en acil beklentisi barışçıl politikalardır. O hali acilen kaldırmalısınız. Gelir adaletsizliğini gidermelisiniz. Yoksulluğu, sömürüyü, talanı önlemelisiniz. Tabii
tercihlerinizi, yönetim anlayışınızı emekçiden, işçiden, doğadan yana kullanmalısınız. Ben çoğulcu, barışçıl ve adil bütçeleri görüşebileceğimiz umudu ve inancıyla bütün dinleyenleri ve genel kurulu saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Teşekkür ediyorum Sayın Özgür Çayırkan.